Selam sevgili dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bayağı uzun bir zaman oldu görüşmeyeli. Artık eskisi gibi videolar yapamıyorum. Eski enerjim yok. Üzerimde biraz tembellik var. Bunun için kusuruma bakmayın. Aslında bu konuda da video yapmayacaktım. Ancak yorumlarda sağlığımı merak eden insanlar olduğunu gördüm. Hem selam vermek hem de sağlığımın iyi olduğunu sizlere söylemek için bu videoyu hazırlamak istedim. Konuya gelince zaten cevabını bizler biliyoruz. Bu konudaki düşüncemiz belli. Yani gerçekten uzaya çıkıyorlar mı? Yoksa her şeyi bir film stüdyosuna mı çeviriyorlar? Yani bunun cevabı bizim açımızdan belli. Bazı şeylerin farkındayız ama bunu insanlara anlatmak tabii ki de kolay değil. Çünkü karşımızda görüntü teknolojisinin her türlü nimetini kullanan dev bir organizasyon var. Ve insanları görüntülerle etkiliyorlar. Şimdi sundukları görüntüler gerçek mi, hileli mi? Bunu ortaya koyabilmek tabii ki de kolay değil. Öncelikle şunu söylemek lazım. Ortada zaten bir algı operasyonu var. Uzay tanımının kendisi bir kere sıkıntılı. Diyorlar ki astronotlar uzaya çıktı. Uluslararası Uzay İstasyonu uzayda. Peki Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerden yüksekliği neymiş bunların söylediğine göre? 400 kilometre. Yani yerden 400 kilometre yukarıda. Peki yerden 400 kilometre yukarısı uzay mı yoksa dünyanın içi mi? Şimdi bizlere okullarda öğretilen dünyanın atmosfer katmanı var ki Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğu yüksekliğe baktığımızda direkt dünyanın atmosferinin içi termosfer tabakasına bakın yerden atmosfer katmanlarına baktığımızda uzay istasyonu 400 kilometre direkt iyonosfer tabakasının içinde. Yani gazların iyonlarının ayrıştığı dünyanın içinde. Peki neden dünyanın içi olan bir yere uzay diyorlar? Bir uzay kavramına insanları inandırmaya çalışıyorlar. Üstelik insanlardan toplanan vergiyle bu reklamı yapıyorlar. Güya astronotları uzaya çıkartıyorlar ama bunun parasını da yine insanlardan toplanan vergiden alıyorlar. Şimdi madem dünyanın içindesin, neden insanla uzaydayız diyorsun? Yani bu uzay kavramı neden dünyanın içinde başlıyor? Bunu bir sorgulamak gerekmiyor mu? Konuyu daha iyi anlayabilmek için öncelikle şu görüntü teknolojik hileleri bilmek lazım. Örneğin siz bir film izlerken altta olduğu gibi işte kadın yolda yürüyor, önünden kamyon geçiyor, şimdi asansöre bindi. Şimdi alttaki görüntüye baktığınızda çok doğal gözüküyor. Ben desem ki hayır gerçekte o kadın asansörde değil, önünden kamyon geçmiyor. Tamamen yukarıda olduğu gibi her şeyi yeşil perde önünde stüdyoda çekiyorlar desem. Bunu insanlara anlatmak tabii ki de kolay değil. Ya da şu filmde olduğu gibi insanlar film izlerken altta olduğu gibi otobanda son hızda giden motosikletler var. Ve üzerinde birden savaşıyorlar. Ama halbuki her şey yukarıda olduğu gibi yeşil perde önünde stüdyoda çekiyorlar. Şimdi bu uzaya gitme konusu astronotlar gerçekten uzaya mı gidiyorlar? Yoksa bu filmlerde olduğu gibi her şeyi stüdyo ortamında çekip görüntü hilesiyle bize uzaydaymış izlenimi mi veriyorlar? Gördüğünüz üzere astronot uzay istasyonunda yer çekimsiz ortamda havada süzülüyor. Halbuki gerçekte astronotu halatlarla havada asılı tutuyorlar. Daha sonra görüntüden halatları siliyorlar. Ya da şu görüntüde göreceğiniz üzere yine stüdyo ortamındalar. Ve astronotları yer çekimsiz ortamdaymış, uzaydaymış izlenim vermek için yine halatlarla havada asılı tutuyorlar. Daha sonra görüntüden halatları silip görüntüyü şu şekilde bize izlettirebiliyorlar. Şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu işte astronottan uzaydaymış diye paylaştığı görüntüler acaba bundan farksız mı? Ki bakın şu görüntüde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan işte canlı yayın yapılırken bakın pat diye ortaya bir nesne çıkıyor ve astronot elini alıyor. Bu nasıl oluyor? Ki bakın sağda kişinin elinde gerçekte bir cisim yok ama görüntüyü soldaki gibi gösterebiliyorlar. Şimdi bakın mavi tişörtlü astronot bir şapka elinde çeviriyor. Daha sonra yeşil tişörtle uzatıyor. Yeşil tişörtlü astronot da sanki o şapkayı alıp sağından soluna koymuş gibi el hareketi yapıyor ama eline şapkayı almıyor.
Şimdi NASA görüntü hilelerini mi kullanıyor yoksa gerçekten uzaydalar mı? Tabii ki de bu konuda insanları ikna etmek hiç de kolay değil. Çoğu insan bu görüntü hilelerinden haberi bile yok. Olsa da yine de insanları ikna edemiyorsunuz. Ki daha önce bu konuda birçok video paylaştım. Bakın alttaki görüntüde astronot işte uzaydaymış, yerçekimsiz ortamdaymış, izin vermek için takla atıyorum, ayağı halata takılıyor. Ki zaten duruş pozisyonlarına baktığınızda halatlarla havada tutuldukları bariz belli oluyor. Yani gerçekten bu görüntüleri stüdyo ortamında mı çekiyorlar yoksa gerçekten uzaydalar mı? Dediğim gibi insanları bu konuda ikna etmek çok zor. Bakın astronot takla atıyor, yanındaki halatla onu düzeltiyor. Mavi tişörtün solundaki astronotun eline dikkatli bakın. Hop halatın ucundan tutarak astronotu düzeltti. Ya da şu kırmızı tişört değilirken elbisesinin halatta çekilen kısmı bariz belli oluyor. Şu görüntüye bakıp da burada bir absürtlük olduğunu göremeyen insana benim diyebileceğim hiçbir şey yok. Elbisenin aldığı pozisyonu görüyorsunuz. Şunun duruşuna bakın, şu hareketlere bakın. Yani görüntü hilelerini bilmeden gerçekten uzaydalar mı, o görüntüler gerçek mi? Tabii ki de insanın anlaması hiç de kolay değil ki. Zaten bu konuda insanlara bunları anlatmakta çok zorlanıyoruz. Allah'a Sağ olasın. ısmarladık. Allah'a Sağ olasın. ısmarladık. Alper Gezer Avcı canlı yayında Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme gerçekleştiriyor ve görüşmenin sonlarına doğru Alper Gezer Avcı tuttu mikrofonu birden bırakıyor ve bıraktığı gibi 1 kilogramlık mikrofon yere doğru çekilirken 80 kilogramlık adam yukarı doğru çekiliyor. Bu konudaki absürtlüğü Twitter'dan paylaştık. Milyonlar tıklanınca Barış Özcan bu konuda video paylaşmak zorunda kaldı. Yani Twitter'da insanlar bu ne absürtlüktür. 1 kilogramlık mikrofon aşağı doğru çekiliyor. 80 kilogramlık adamsa hiçbir çaba sarf etmeden kollarını kaldırdığı gibi yukarı doğru çekiliyor diye sorunca Barış Özcan hemen bu konuda bir video paylaştı ki video süresi de çok güzel. 11-11 ve videosunda kütle çekim diye bir kuvvet yoktur. Yer çekimi diye bir kuvvet yoktur dedi. Ya kardeşim madem kütle çekim kuvveti yok, yer çekim kuvveti yok, o zaman bu nasıl Ay'a gittiğinde oradaki astronotlar sanki yer çekimsiz ortamdaymış. İşte Ay'ın kütlesi Dünya'nın kütlesinin altıda bir kadar olduğu için Ay daha az çekiyor diye astronotlar orada seksek oynadılar. O zaman ona niye itiraz etmiyorsun? Madem kütle çekim diye bir kuvvet yok, uzayın bükülmesi var. Neden NASA'nın astronotları Ay'a gittiğinde güya Ay'ın kütlesi Dünya'nınkinden 6 kat daha düşük olduğu için orada 6 kat daha düşük bir yer çekimi var diye zıp zıpladılar. Adam öyle bir noktaya geldi ki kütle çekim diye bir kuvvet yoktur, yer çekimi diye bir kuvvet yoktur. Zaten uzay istasyonu yer çekimsiz ortamda değil. İşte uzay istasyonu saatte 28 bin kilometre hızla bir düşme hareketi yaptığı için yer çekimsiz bir ivmelenme oluşuyor diye bir açıklaması var. Ama neden 1 kilogramlık mikrofon aşağı doğru, 80 kilogramlık adam yukarı doğru çekiliyor? Cevabı yok ama sanki cevap vermiş gibi davranmış ve izleyenler de bundan etkilenmiş. Yani bu videoyu izlemenizi isterim. Yani Barış Özcan o absürtlüğü açıklayabilmek için kütle çekim kuvveti yoktur diyecek noktaya geldi. Ki zaten biz bunu biliyoruz. Kütle çekim diye bir kuvvet yok. Kütlesi olan cisimler birbirini neden çeksin ki? Ki konumuz bu değil. Madem Barış Özcan yer çekimi yok, serbest düşme var dedi. Serbest düşmeye bağlı çekimsiz ortam nasıl oluyor? Bununla ilgili örneği paylaşmak istiyorum. Zero uçakları var. Yerden belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra
birden serbest düşme hareketi yapıyor ve o ivmelenme ile birlikte bu şekilde her güne doğru bir ivmelenme oluyor. Çekimsiz bir ortam oluşuyor. Ama böyle bir ortamda bakın kadının saçları her yöne dağılıyor. Ve böyle bir ortamda ayakta durmak çok zor. Öyle kafanıza göre istediğiniz yöne gidemezsiniz. Böyle bir ortamda her yöne doğru bir ivmelenme olduğu için bir yönden bir yöne gidebilmek için ekstra bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Peki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki serbest düşmeye bağlı çekimsiz ortam nasıl? Astronotlar gözüyle nereye bakarsa oraya doğru rahatlıkla gidebiliyorlar. Bu mantıklı mı? Yani serbest düşmeye bağlı gerçek çekimsiz ortam nasıl oluyor? Az önce size görüntülerini izlettim. Bir de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ortama bakın. Astronotlar gözüyle nereye bakarsa hiçbir çaba, enerji harcamadan oraya doğru rahatlıkla gidebiliyorlar. Çekimsiz ortam böyle bir şey değil ki. Örneğin bakın Alper Gezer Avcı ne ellerini hareket ettiriyor ne ayaklarını hareket ettiriyor ama bu şekilde oraya doğru çekiliyor. Çekimsiz ortam böyle bir şey değil ki. Yani gözünle nereye bakarsan oraya doğru çekilesin. Bir yönden bir yöne gidebilmek için o yöne doğru ellerinle kollarının ekstra bir çaba sarf etmen lazım. Ki zaten sırt bölgesine baktığınız elbisesi burada yukarı doğru çekiliyor. Yani halatla burada havada asılı tutuldu. Halatla bu yöne doğru çekildi. Bana göre bariz belli. Ya da şu görüntüde Alper Gezer Avcı'ya rozet takılırken bu şekilde havada asılı dururken sırtında elbisesi bakın şuraya doğru çekiliyor. Şuradaki çekilme, tepelenme hareketini görüyorsunuz. Yani burada aslında halatla çekiliyor. Tabii halatı görüntüden silmiştir ama elbisesini bıraktığı iz bana göre bariz ortada. Alper Gezer Avcı'nın CV'sine baktığımızda kendisi ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim almış biri. Yani ABD'de eğitim almış bir kişinin uzay misyonuna seçilmiş olması zaten bende ciddi bir soru işareti. Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. Görüntüler gerçek mi? Gerçekten uzaya çıkıyorlar mı? Yoksa bu görüntüleri stüdyo ortamında mı hazırlıyorlar? Bu konuda insanların birbirini ikna etmesi kolay olmadığı için çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Takdiri ben insanların kendisine bırakıyorum ama kanalımı düzenli takip edenler için şu detayı paylaşmak istiyorum ki zaten onlar fark etmişlerdi. Güya uzay istasyonunda 7 tane astronot vardı. Bu uzay misyonu kapsamında 4 tane astronot daha misafir olarak göndermişlerdi. Toplamda 11 kutsal sayılarına ulaşmış oldular. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmemiz, hani ben şu an kendimi çok enerjik hissetmiyorum. Yani video paylaşma sürem uzayabilir. Ama inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.